Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Türkiye Çevre Haftası nedeniyle Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde hayatını kaybedenler anısına Hazar Gölü'ne çelenk bıraktı. 5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftası kapsamında Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. 3 Haziran'da Dünya Bisiklet Günü ile başlayan etkinlikler Türkiye genelinde ve Elazığ'da eş zamanlı aynı gün ve saatte Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için gerçekleştirilen programla devam etti. Programda Hazar Gölü çevresinde bulunan çöpler geri dönüşüme gönderilmek üzere toplandı. Elazığ'da depremde hayatını kaybedenler anısına Hazar Gölü'ne çelenk bırakıldı. Sen de tut. Bırakın yere. Bırakın yere. Hadi bakalım iti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Fatih Önalan, etkinlikle hem deprem hem de çevre haftasını göz önüne alarak hareket ettiklerini söyledi. 3 Haziran'da Dünya Bisiklet Günü ile başlamıştık. Bugün de Sivrice göl kenarında çöp toplayarak bir etkinlik, farkındalık oluşturmaya çalıştık. Türkiye'de eş zamanlı olarak bu etkinliği bütün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde bu saatte uygulandı. Tabii bunu yaparken de biraz çevre haftası, biraz deprem konularını ele alarak hedef kitlemiz olan çocuklara hitap etmeye çalıştık. İlk öğretim ve orta öğretim öğrencilerimizi misafir ettik. Onlarla birlikte göl kenarında çöplerimizi topladık. Gördüğünüz gibi çok küçük bir alanda bayağı bir çöp topladık. Lütfen çevremizi koruyalım. Sağlıklı, yaşanabilir yarınlar için herkes elinden geleni yapsın. Daha güzel yarınlar bırakalım çocuklara. İnşallah en kısa sürede de Hazar Gölü'müze, Sivrice Gölü'müze hak ettiği mavi bayrağı kazandıralım istiyorum. Işık olarak etkinliğimize 200-250 arasında katılım sağladık. Bu da çok yüksek bir katılım. Hakikaten bu da bize ümit veriyor. Yarınlar için, daha güzel yarınlar için ümitliyiz inşallah. Daha güzel yarınlar bu küçük çocuklara bırakacağız inşallah. Toplanan çöpleri geri dönüşümlere ayrıştırarak geri dönüşüme bırakacağız. Geri dönüşüme katı atık toplama merkezlerinde ayrıştıracağız. Elazığ'da 3 noktamız var. Buralara götürerek ayrıştırarak dönüşüm işlemlerini sağlayacağız inşallah. İlbank Elazığ Bölge Müdürü Celal Kaştı, Türkiye Çevre Haftası kapsamında vatandaşların duyarlı davranışının kendisini mutlu ettiğini kaydetti. Türkiye Çevre Haftası'nın herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu konudaki duyarlılık da doğrusu beni burada sevindirdi. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Sevda Korkmaz, etkinliği düzenleyen ve katılım gösteren herkese teşekkür etti. Bize farkındalık oluşturan, böylesine güzel çalışmaları gerçekleştiren, başta Çevre Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Sayın Fatih Ünalan, Sayın Müdürüm ve emek veren, destek veren Çevre Şehircilik personeline, buraya katılan bütün katılımcılara, bütün öğrencilerimize, çocuklarımıza ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum.